Selamlar herkese. Mercek'te bu kez Olimpiyum orutsanı değerlendireceğiz. Hasan'la birlikteyiz yine. San'cım selam. Merhaba abi. İlk soruyla başlayalım. Çok gözle birlikte değil Morutsan. Seri B'de ikincilikte İtalya'da. O yüzden kısa bir hatırlatma iyi olabilir. Morutsan şu an neler yapıyor? Şimdi Pisa'ya kiralandı. Pisa ligde 6. sırada bir playoff mücadelesi veriyor. Seri A'ya yükselmek için ve bu sezon 6 gol 7 asistle oynuyor. Ligin iyi seviyede skor yapan oyuncularından bir tanesi. Yani iyi durumda ama öyle ligi sallıyor denebilecek bir durumda değil. Bu sezon 31 maça çıktılar Pisa. Bunları 29'unda oynadı Morutsan. Sadece iki tanesinde yedekti ve hiç girmedi. 29 maçın 23'ünde en az 45 dakika oynadı. 6 maçta da son yarım saat falan girmiş. Bu 23 maç şuradan önemli. Çünkü sözleşmede şöyle bir madde var. Onu da tekrar hatırlatmış olalım. Morutsan eğer bu sezon en az 45 dakika 25 maçta oynarsa Pisa'da ve Pisa Serie A'ya çıkarsa anlaşma zorunlu satın alma opsiyonu olacak ve 5,5 milyon euro karşılığında Pisa'ya transfer olacak Morutsan. Serie A'ya çıkma ihtimalleri var. Playoff oynayacaklar ve daha 7 maç, 6-7 maç daha var. Playoff'a kadar. O maçlar da en az 2 maç daha oynamasını bekliyorum. Çünkü 23 maçta dediğim gibi en az 45 dakika oynadı. Yani bu 25 maçta 45 dakika oynama kuralı karşılanacak gibi gözüküyor. Zaten hiç sakatlanmadı bu sene boyunca. Hiç cezalı duruma da düşmedi. O güzel bir özellik onun için. Ve playoff aşamasına geliniyor yavaş yavaş. Bu arada biraz bakınca aslında bahsettiğin o lige damga vurma durumu gözüküyor. Tabii çok üst düzeyde olmasa da bahsettiğin gibi. Ligin en çok asist yapan 3. futbolcusu 7 asist yapmış. Ayrıca ligin en skorer de toplamda 8. futbolcusu. Yani gol ve toplayınca 13. Bu veriler sofa skora göre tabii. Bu da bence gayet iyi bir şey yani ligin gol ve asist toplamında bir kanat oyuncusuna göre 8. olmak iyi bir veri. Ben baktım ligde öyle skor yapanlara 15-16 golü geçen olmamış. Çok böyle çok skorer 25-30 goller atabildiğim bir lig değil. Bir de mesela Morussan'dan daha çok gol asist yapanlar arasında Poşan Palo da var. Geçen sene Çaykur Rizespor'da düşme potasındaydı. Gene çok gol atmıştı geçen sene de ama yani öyle çok da üst düzey bir lig değil Serie B. İyi bir lig ama yani süper lig seviyesinde değil bence. Yakın ama bir, bir biraz aşağıda. Ve 6 gol 7 siz iyi ama geçen seneki Yunus gün kadar iyi değil mesela. Geçen sene Yunus günün Adana Demir'de double double'ı var. Evet. Ve süperlik seviyesinde var bu. İyi, Morussan'ın performansı iyi ve dikkat de çekiyor. Ama ligi sallıyor denemez yani. Bence bu sene Morussan'ın en dikkat çeken gelişimi şu olmuş. A milli takımında yani Romanya milli takımında ilk 11 oyuncusu oldu. Geçen senelerde hep yedek falandı. Son 4 milli maçta Romanya'da hepsinde oynadı. Bir Slovenya karşısında 45 dakika oynadı. Son dönemde hep Kasım ayında ve Mart ayında oynanan 4 toplam 4 Romanya maçında oynadı oynadı. bir gol bir asist yaptı. O Slovenya maçında da Oblak'a karşı iki tane şutu var. Bir tanesi direkten dönüyor, bir tanesinde Oblak çok iyi çıkarıyor. Yani daha çok milli maçlarda bence dikkat çekmiş, daha iyi oynamış. Bu seneki gelişimi bence milli takımda daha dikkat çekici. Galatasaray'ın gelirken çok umutlu olduğu bir isimdi geçen sezon. Şimdi ayrılığı da kapıda gözüküyor. Peki Pisa A'ya çıktı ve Morutsan 5,5 milyona gitti Pisaya. Sen üzülür müsün? Üzülmem. Çünkü herhalde sen buraya bakarsın birazdan, eklersin. Son 5 yılda Galatasaray'ın 5 milyon euro ve üstü sattığı oyuncu sayısı 5 yoktur herhalde. O yüzden bir kere zaten Galatasaray gibi veya Türk kulüpleri kolay kolay oyuncu satamıyor. O yüzden satılabilmesini ben pozitif düşünüyorum. Seri çıktı ve çok iyi performans sergiledi. Diyelim ki 20 milyonluk oyuncu oldu. O zaman da üzülmem. Çünkü Galatasaray'ın Morutsan'ı tekrar geri alıp tekrar A takımında oynatıp tekrar yükseltme ihtimali bana zor gözüküyor. Hem Galatasaray'ın yarışmacılığından hem seni Avrupa Şampiyonlar Ligi vesaire hedefleri. E şöyle düşün. Şu anda Raşitsa ve Zaniolo var. Biri kiralık, biri bon yüksek bonservisli. Bunlardan iki tanesinden bir tanesi bile kalsa gelecek senenin sağ açı o ikisinden biri gözüküyor. İlk 11 sağ açı. O olmadığında yerine Yunus Akgün de var yedek olarak. Bir de altı buçuk milyon euroya alınan Yusuf Demir de var. Yusuf Demir çok büyük ihtimalle gönderilir. Ama Yunus Akgün de var ve Yunus Akgün bir de yerli statüsünde. Yani o yüzden sen Morutsan'ı alsan bile hadi Yunus'u da bir yere diyelim ki bonservis teklif geldi. Yunus da gitti. Yani en, en iyi ihtimalle yedek olacak ve böyle devamlı oynayamayacak. E, devamlı oynamadığı için de artık 24 yaşına geldi Morutsan. Bu ay sonunda 24 yaşında olacak. 24'ten sonra devamlı oynatamadığın adamı da geliştirip de tekrar satman zaten çok zor. o yüzden seri A'ya yükselse, seri A'da çok iyi işler yapsa bile ki onunla ilgili transfer haberleri de çıkmış Atalanta ve Salernitana'ya. Orada çok iyi işler yapıp piyasasını yükseltse bile 20 milyona transfer olsa bile üzülmem. Ben sevinirim. Çünkü Galatasaray'ın şu anda Morussan'ı geliştirebileceğini ve daha yüksek fiyatları satabileceğini çok göremiyorum. Ayrıca Morussan'ın 20 milyon euroluk bir oyuncu olmasını da beklemiyorum. Yani onu da ayrıca söyleyeyim. Bence en fazla Raşissa kadar 8-10-11 milyon euro bandında olabilir. Çünkü biraz daha Romanya, Kos Kosova vesaire tipi Balkan ülkelerinden öyle 20'lere 30'lara çok çıkmak o kadar kolay değil. Bir de artık 24 yaşına gelmiş. 24'ten sonra da o çok çok büyük paralara çıkacağını da zannetmiyorum. En fazla 7-8 milyon euro bandına çıkar. E şimdi şey de bana mantıklı geliyor. Zaniolo diyelim ki yazın satıldı. Raşissa'ya bence Raşissa mesela Morussa'nın olmuş hali. Tecrübelisi ve olmuşu. Olmuş Raşissa'yı 7-8'e almak ve olacağını beklediğin Morussa'nı 5.5'a göndermek bence iyi. 2-3 milyon euro üstüne koyup Raşissa'yı çekebilmek. Çünkü Raşissa'da daha 26 yaşında Morussa andan 2 yaş büyük. Öyle çok büyük fark yok aralarında. Ama çok daha olgun ve olmuşu morutsan O yüzden Rashidson'ın kalıp Morrison'ın 5.5 milyon euro kazandırması iyi bir plan bence. Ya bu arada Norwich de 7. sırada ve playoff fotosundan biraz uzaklaşıyorlar. Onlar da çıkamazlarsa bu sene Premier Lig'e ki zorlaşıyor ihtimali. Onlar da satmak isteyecektir zaten Rashidson'ı. i̇yi bir deal olur yani. 5.5'a morutsan sat 7.5'a atıyorum. Rashidson'ı çek. Gayet iyi yani. Zaman satın alıyorsun aslında aradaki parayla. Olmuşunu alıyorsun. Dün seninle konuşurken Morrison'ı Rashidson'a benzettin. Hatta ben biraz şaşırdım. Yani yani çünkü Rashisa daha dinamik, daha fizik gücü yüksek bir oyuncu. Morutsan Sabana daha sol ayağını kullanan, hatta işte içeriye giren, kreatif işler yapan bir oyuncuya benziyor. Şapkadan tavşan çıkarabilen bir oyuncu diyorsun, değil evet, mi? Evet, tam izlerken. olarak öyle. Ama sen Rashisa'ya benzettin, neden? Ya çünkü bence bu adamın şapkadan tavşan çıkarma olayını onun için zararına kullanmaya başlamışlar Romanya'da. Romanya'da son yıllarda çok iyi oyuncular çıkmadığı için ve Bekali gibi menajerler bu oyuncuları böyle pazarlayıp para kazanmak istediği için bence bu adama çok fazla şey yapmışlar. Sen aslansın, kaplansın, müthiş yetenek doğal yeteneksin diye her gördüğü yerden şut atmaya başlamış. Emrak Baba sendromu tam. Sürekli şut atıyor. Yani bir Galatasaray gelmeden önce Temmuz ayında bir tane mükemmel golü var bunun. Taç çizgisinin oralardan 35 metre. Evet. Şimdi o golü atıyor diye 15-20 tane dağlara, taşlara vurduğu, taça doğru giden, kalenin 15 metre üstünden giden bir sürü şutu var. Olmadık yerden çekilen şutlar. Mesela Rashica'nın topun değerini çok daha iyi bildiğini, Almanya'da o futbolu çok daha doğru öğrendiğini anlıyorsun. Bence Rashica mesela Morita'dan daha az yetenekli bir oyuncu değil ama onda biri kadar deniyor. Çok daha az denediği için göremiyorsun. Morutsan o kadar çok deniyor ki. Yani şimdi 20 kere deniyor o şutu. Bir tanesi çatala gidince de vay adam çok iyi şut atıyor diyorsun. Aslında Emre Akbaba gibi yani 100 kere denediği için. Yani oran çok yüksek. Veya o driblingleri o kadar çok deniyor ki. Mesela Raşitsa çok daha basit oynuyor. Düz oynuyor. Öğrenmiş çünkü. Topun değerini öğrenmiş. Aslında mesela bana Raşitsa'ya en sevdiğim özelliği Morutsan'da ve Raşitsa'ya benziyor dediğim özellik çalışkanlık. Çalışkanlığı Yusuf'tan, Yusuf Demir'den 5 kat daha iyi. Yunus Akgün'den de daha iyi. Zaniolo'dan da daha iyi. Mesela bir pozisyon var çalışkanlığı ile ilgili. O çok iyi bir pozisyon. Yeni oynanamıyor maç. Benevento maçında 6 numaraları ıskalıyor topu ve Morusson o kadar şiddetle geri koşuyor ki ceza yayına kadar. Orada topu tekrar kazanıyorlar. Bu sefer topu alıp kontraya çıkıyor ve topu arkadan çekip kart gösteriyor. Morusson gibi öyle geriye çok şiddetli koşu bir tek Raşit satıyor Galatasaray'da ki kanatlar arasında. O da çok çalışkan bir oyuncu. Geçen sene bir Marsilya maçı vardı yine Galatasaray'da oynarken. Galatasaray'ın ceza sahasına kadar rakibi kovalayıp şutunu engellemişti mesela. Morussan'ın karakterini en sevdiğim özellik bu lider değil işte pısırık falan diyorlar ya çocuk için. Ama herkesten de çok çalışkanlığı var. Mesela yakın dönem yine Romanya. Son 5 maçını izledim bu arada ve diğer maçların da görüntülerine, kliplerine baktım. Mesela yakın dönemdeki Belarus-Romanya maçında yine rakip çıkıyor merkezden. Kanattan merkeze hemen çok iyi yardıma koşmuş. Orada baskı topu hemen stansiyoya kazandırmış takımın yıldızına. Hani öyle takım oyunu işlerine aslında çok yatkın bir oyuncu. Böyle çalışkanlığı ile ilgili, baskısı ile ilgili çok sayıda pozisyon görebiliyorsun. Bu özellik mesela Rashid en benziyor kanat oyuncuları arasında aslında Galatasaray'da. İşte fakat mesela bu çalışkanlık ve takım oyununu geliştirmek yerine Bekalero'nun işte yıldız çocuk Messi, Romanya'nın Messi'si şeyine soktuğu için, moduna soktuğu için çocuk daha çok hacı olmaya çalışıyor. Yani her yerden şut atmaya çalışıyor. Üç kişinin arasına girip dribbling yapmaya çalışıyor. Ve biraz da o milli takımın o şey baskısından dolayı da o yıldız olma şeyinden sıyrılıp takım oyuncusu olsa aslında çok daha faydalı olabilecek. Mesela Pisa'daki 58 tane şutu var Pisa'da. Bunlar teklenmiş. Bir de teklemeyi unutuyorlar bu scout programlarında. Herhalde bir 20-30 tane de unuttukları vardır. Yani PISA'da 20 2000 küsür dakika oynadı. 90'a yakın şutu var. Bir kere çok sayıda bu şut. Bunu bir tek Emrah Baba'da gördüm bizim Süper Lig'de. 100, şut, 100 üstü şutu vardı. Galatasaray'a gelmeden bir sene önce. Ligin en çok şut atanı. 100'den fazla şutu vardı. Şimdi bu kadar çok şut. Şutların hepsini tek tek izledim. 58 tanesi. O teklenenlerin hepsini izledim. Çünkü şey yanlış oluyor. İsabetli, isabetsiz gol diye ayırıyor ya istatistikler. O çok hatalı bence. Çünkü mesela 90'a çok iyi bir şut atmış oyuncu. Onu isabetsiz diye şey yapıyor. 90 direğinden dönmüş mesela. Üst direkten 90'dan dönmüş. Onu isabetsiz olarak tekliyor ama aslında çok iyi şut. Ben bu 58 şutu kendi filtreme göre filtreledim. Birincisi gol olanlar ve çok iyi şutlar yani kaleci çok iyi çıkarmıştır. Oyuncu çok iyi vurmuştur ama kaleci çok iyi çıkarmıştır. Direkten dönmüştür veya gol olmuştur. Çok iyi şut bunlar. Diğerleri ikinci sekme isabetli olmuş ama vasat olmuş. Yani kalenin ortasına vurmuş veya yavaş vurmuş. Gol olma ihtimali olmayan isabetliler. Üçüncüler isabetsiz ama kaleye yakın gitmiş veya bloklanmış şutlar. Yani isabetsiz vasat diyebiliriz. Üçüncü. Dördüncü seçenekte emegara şutu. Yani taça gitmiş veya kalenin 15 metre üstünden, 15 metre yanından vurulmuş şutlar. Bak çok çarpıcı bu. 58 şutun 11 tanesi dağlara taşlara giden emegara şutu. 58 şutun 11 tanesi. Hiç kaleyle alakası yok. Yani buraya da mesela koyarız morussan deyince insanların aklında canlanmıyor ama o kadar çok şutu var ki böyle hiç niye vurduğunu anlamadığın ve yani çok zorlama önünde 4 kişi varken vurduğu ve kaleden çok uzak avutlara giden böyle çok fazla şutu var. 22 tanesi isabetsiz veya bloklanmış işte vasat isabetsiz olanlar. 15 15 tanesi isabetli ama vasat, zayıf veya kalenin ortasına vurdu, kalecinin üstüne vurdu. Sadece 10 tanesi gol olmuş. Zaten 7 tanesi gol oldu bu şutlardan. bir tanesi şut. bir tanesi penaltıyla. İki tanesini kaleciler çok iyi çıkardı. Bir tanesini Oblak çıkarıyor. Bir tanesi de direkten dönüyor. Yine Oblak'ın Süleyman maçı. Slovenya bu seneki en iyi maçı zaten. 10 tane çok iyi şut atmak için 48 tane çok kötü şut atmış mesela. Yani her bir iyi şutu için 5 tane kötü şut atıyor. E, yani teklenenlerden bahsediyorum. Zaten gol olanlar tekleniyor. Bir de ol genelde olmayan ayağınlar teklenmiyor ya. En az bir iyi şut için 5 kötü şutu var. Bunu Galatasaray'da atamazsın. Büyük takımda atamazsın. Pisa'da bakma 6. 7. orta sıra biraz daha şey. Yani ligde şampiyonluğa oynayan bir takımda Emrak Baba da mesela Alanya'da atıyor. Kay başka yere gitse Anadolu'ya gitse atar. Galatasaray'a geldiği zaman ıslıklanırsın. O kadar topun değerini bilmemek diye bir şey yok. Bence mesela Raşit ise Morutsan'dan daha kötü şut atmıyor. Ama denemediği için hani insanlar Romanya'da attı 30 metreden Morutsan. İyi şutör falan olarak kalıyor insanların aklında. Bence Raşista da gayet iyi şutör. O kadar denemiyor. O kadar denese Raşista'nın da girer. 2-3 tane 30 metreden. Sözün özü Morusa'nın hacı olmadığını fark edip Raşista olmaya çalışması lazım. Ama onu da Bekalil gibi veya Romanya gibi bir ülkede yapmak çok zor yani gerçekten. Bir mentalite değişikliği, profil değişikliği aslında oyuncunun yapması gereken yani. bahsettiğin. Bu da menajerden bağımsız bir şey değil. Maalesef. Bekali'den bahsettik. Onun da oyuncu hakkında açıklamalar var. İstersen oradan devam edelim. İtalya basında açıklamalar yapıyor Bekali. Diyor ki Morutsan İtalya'dan ayrılmıyor. Çünkü 24 yaşında 18-20 gol ve asist üreten bir on numara için 5 milyon avro çok büyük bir miktar değil. Bir kere 18-20 gol ve asist üretmedi. 13 bu <laughs> asist üretti. Hani BeKar'ın zaten bu şey olduğu. Adam o kadar fake ki yani, açıklamalar da fake <laughs> ve yani biraz işte çocuğu bayağı bozuyorlar bu yüzden. Ya yani 18 20 yok daha mesela. Belki olur ama lig sonuna kadar. 8-10 maç daha oynayacaklar playoff ve lig sonu falan. Umarım olur. Ama gerçekten bu beklentileri işte Bekali arttırıyor. Bir de bek Bekali transfer olursa biraz daha pay alacak ya. Galatasaray'a dönmesini istemez zaten. Bir transfer daha yapsın biraz daha para kazansın ister. O yüzden gittiğinden beri sürekli bu tip açıklamalar yapıyor. İtalya'da kalmasına dair. Çünkü kalmasını istiyor kendisi. O yüzden çok geçerliliği olan açıklamalar değil. Ama da böyle çok şey Abdülkerim gibi asi karakterli bir adam olmadığı için. Rest çekemiyor. E, çok rest çekebilecek bir çocuk olduğunu pek zannetmiyorum. O yüzden herhalde bek Kalin'in istediği olur gibi gözüküyor. Hem Murut sanırım hem çıkaldı ağıyor. Beşiktaş'a 2-1 kaybedilen maçtan sonra Vodafone Park'ta görmüştüm. Pazarda annesini kaybeden çocuk gibiydi yani. İnanılmazdı. <laughs> Şutlarından bahsettik. Biraz pas ve asistlerine geçelim. Çünkü Murut aslında buraya gelirken ki vaat ettiği şey de biraz oydu. Aslında Galatasaray taraftarı küçük bir Aşit Gezal bekliyordu onda. Pas ve asistleri ne durumda? Aslında evet onu sivrilten özellik oydu ve az önce bahsettiğim takım oyununu geliştirme çalışkanlığını geliştirme yönünde asistçilik üzerine yoğunlaşan bir oyuncu olması da onu çok geliştir Golcülüğünden çok asistçiliğine. Hatta Galatasaray'a gelmeden önceki sene 8 gol 15 asist falan yapıyor Romanya Ligi'nde. Yani asistleri gollerin iki kat üzerinde. Fakat son iki senedir yine bu Bekali sendromundan mıdır, Romanya sendromundan mıdır nedir? Yine çok fazla şut ve gole yönelmiş, kafasını asisten uzaklaştırmış bir oyuncu görüyoruz. Hatta mesela en acı örneği Spal maçında bir pozisyon var. 2'ye 0 gidiyorlar. Savunmadan sıyrılmışlar artık. Karşı karşıya kalıyor Morussan kaleciyle ve yanındaki arkadaşı var. Versepası pası boş kaleye atacak. Şut atıyor ve avut atıyor. you uh -huh. o pozisyonu. O pozisyon bile aslında hani onun yıldız olmaya çalıştığını gösteren bir hareket ki aslında besleyici olduğunda, asistçi olduğunda çok değerli. Mesela Galatasaray maçın Galatasaray forması giyerken Fenerbahçe maçında yaptığı bir asist var merkezden ara Kerem'e. Kerem o çok iyi bir asist. Galatasaray'da çok göremediğimiz bir asistti. Veya Lokomotiv Moskova maçında Avrupa Ligi'nde yine Kerem'e yine merkezden ara pasıyla yaptığı bir asist var. İlk geldiği maçlarda Kasımpaşa deplasmanında çıkıldığı ve verdiği bir asist var. Aslında asistçilik özelliği Morussan'ın yine sivrilçe olanken şuta ve golü kendi yapmaya odaklandıkça orada çok daha fazla kaçıran, çok daha fazla aksiyon, top kaybeden oyuncuya dönüşüyor. Orada bence dönüşümü hatalı. Bence mutlaka asistçiliğe geri dönmesi lazım. Çalışkanlık, takım oyunculuğu ve asistçiliğe dönmesi lazım. Ben eski antrenörlerle ve yöneticilerle konuştum. Aslında lider oyuncu olmak biraz bu bahsettiğin işte orada şut atmak, daha golcü olmak. Bunlar daha lider, daha ben merkezli oyuncular olabilir ama morutsan karakteri de aslında tam tersi. Evet. Tam bir takım oyuncusu ve etrafında çok yardımcı olan bir tip ama mesela e, lider değil. Evet, mesela, çok yok. Galatasaray'daki hocaları falan da hep şey derdi yani Galatasaray'da da işte daha lider olmalı, daha şey olmalı. Romanya'da da aynısını yapıyorlar muhtemelen çocuğa. Daha lider olmalı. Hani bıraksalar Raşitse gibi olsa takım oyuncusu olsa daha faydalı olacak, çalışkan olsa. Raşitsa'yı demiyoruz daha lider olmalı. Evet. Ve karakter olarak aslında mesela ben karakterini evet biraz lider olmamasını, biraz daha biz pısırık olmasını falan kötü bulabiliriz. Ama mesela ben çalışkanlığını Yunus Akgün'den falan daha çok beğeniyorum o karakterini. Mesela Yunus biraz daha şımarık bir çocuk. Evet. O kadar çok çalışmak istemiyor. Yeteneğini daha çok göstermek istiyor. Morussan'da öyle bir ego yok. B gidiyor kendi ceza sahasına kadar adam kovalıyor. Sonuna kadar savunma aksiyonuna mücadelesine giriyor. Aslında şey bir karakteri var. Gelişime açık. Ama biraz yan etkilerden dolayı bana o karakter biraz bozuluyor gibi geliyor açıkçası. Ee, onun dışında asistlerinden bahsederken bu bu sene yaptığı 8 asiste de değinelim. Şutlarından bahsetmiştik. Asistlerinde de şöyle bir çarpıcı bir durum var. 8 asistin 6 tanesi kenar orta. Ya duran top ortası, korner veya kenar orta kullanılmış bir duran top. Veya akan oyunda orta kesme. yani o Kerem'e yaptığı gibi Lokomotiv Moskova Fener maçında yaptığı gibi ara pasıyla asisti hiç yok bu sene. 8 taneden 6 tanesi öyle. Kalan 2 tanesinden bir tanesi ön alanda baskı. Topu kazanmış. Yanındakine vermiş atmış. Bir tanesinde de çalımlarla girmiş. Aldı pası vermiş. Ara pasıyla asist yapmaması ama biraz şeyden. Pisan oyun yapısında da öyle savunma arkasına koşu atan bir forvet falan yok. Hep topu kanatlara indiriyorlar orta kesiyorlar. Ortayla kafa golü atıyorlar sürekli. O yüzden hani merkez oynasın da oradan arapası versin gibi bir şey görmedim. Bir de transfer markında hep 10 numara oynadığı yazılmış ama ben hep kanatta gördüm. Orada da bence bir hata var. Daha çok kanatta top alıp sürekli orta kesmiş ve asistler de ortalar üzerinde olmuş. Ama mesela Romanya maçında son Belarus maçıydı galiba yine. Alibek iyi sarkmış savunma arkasına. Onu sarkan bir oyuncu olduğu zaman 40 metrelik merkezden, sahanın merkezinden çok iyi bir savunma arkasına top atmış. Alibek karşı karşıya bırakmış kaleciyle. Atabiliyor yani bu pasları ama Pisa pek o, o tip bir takım olmadığı için o yönünü geliştirememiş maalesef. Çok on numara özellikleri de belki gelişse daha iyi olurmuş. Ama orada da oynamıyor. Şundan daha iyi olur. Resise benzer dedik birçok özelliği. Benzemeyen bir özelliği var. Rashissa'nın fizik şeyi ve hızı daha iyi. Yani dar alanda, Morussan da çok çabuk bir oyuncu. Dar alandaki çabuklukları okey. Ama geniş alanda vurup gitme olayları Rashissa'da var, Morussan'da yok. Mesela son Başakşehir maçında Rashissa'nın sağ bek oynadığı dönemde vurdu gitti ve arka direğe Gomis'e kesti ya bir orta. Gomis kafayla vurdu evet, direktten. An Morussan'ı mesela sağdan vur git, onu aç o kadar hızlanma şey yok. Rashissa kadar yok. O yüzden de aslında bence Rashissa kadar olması da biraz o açıdan da zor bence. Ama sanki merkezde on numara yani klasik on numara olamaz artık. Olsa ikinci forvet gibi bir on numara olabilir. O ikinci forvetlik için de hem skoralliği hem de yine bir fizik gücü gerekiyor. Bence oyun aklı en çok. Mesela Mertens gibi bir on numara aslında fizik olarak Mertens'e yakın. Ee, dar alanda çabuk. Aslında yere de olabildiğince sağlam basıyor. Sert de Mertens gibi presede koşturan bir oyuncu ama Mertens'in Mertens oyun algısı, oyunu algılama, etrafını algılama konusundaki üstünlüğü sanda tabii daha hiç yok. Belki tecrübeyle yıllar sonra olabilecek bir şey ama şu anda öyle bir beklenti de yok tabii ki. Birçok maçını izledin. Bu seneki Morutsan, geçen seneki Morutsan'dan neleri farklı yapıyor? Çok fazla yeni bir şey göremedim. Zaten görmeyi de beklemiyordum yani. E tabii daha çok sürekli oynadığı için gole ve asiste katkısı daha fazla. Bir de Pisa daha düşük bir seviye olduğu için daha geçişli oynanıyor. Alan bulabiliyor falan. Hani bu tip şeyler görebildim ama son 5-6 maçta çok fazla sağ ayağını kullandığını gördüm. Romanya milli takımında güzel bir asist yapmış sağ ayağıyla. Herhalde o asistten sonra çok denedi. Yine güzel bir orta gibi bir pası var uzun. O güzel ama tabii isabetsiz olanları da gördüm. Ben yani sağ yani çok geliştirmiş falan diyemem ama daha sık iki ayağını kullanmaya çalışıyor onu gördüm. Onun dışında da öyle çok büyük farklar yok maalesef. Geçen seneki Morutsan'la şu anki Morusan arasında ben öyle çok bir fark veya büyük gelişim falan insanları söylediği gibi bir şey göremedim. Bu arada Sky Sports'tan İtalya'dan Marco Demişeli ile de konuştuk. Morutsan'ı sorduk ona e, Serie B ile ilgileniyor. Ondan da birkaç yorum aldık. Şu ana kadarki en iyi özelliğinin top sürmesi, ve hepsinden önemlisi de asist yapması olarak söyledi. Evet, güzel görmüş onu. Evet. Yani o, o konuda bu arada hani Demişeli ile görüşmen de güzel oldu. Asist mesela onun da dikkatini çekmiş. Ama işte duran top asistleri çok var bu sene. Gortaları, kornerleri falan hep Morutsan kullandığı için. Geçen sene de mesela Galatasaray'da daha çok o kullansa yine daha çok asist yapabilirdi. 3 asistte kaldı geçen sene. Ama atamıyordu Galatasaray. <laughs> Bize <laughs> <de> atabiliyor herhalde. <laughs> Doğru. Onun dışında demiş ne şey, ne, neler demiş diye bakıyorum. Birlikte üzerinden gidelim. Senin e, zaten damga vurduğun bir yer var. Bence orası en güzel yer yani. Raşit Say'la da bir tık benzer yani devamlık ve Hı. süreklilikten bahsettiği yer bence daha iyi. Yani edit de kullanılacak çok şey var Morutsan'da. Yani hmm. izlediğin zaman çok güzel editlik video çıkıyor. Ama mesela Resista'da o kadar olmamasına rağmen 90 dakikaya hep tercih edersin hoca olsan. Evet yani daha bilen oyuncu takım, oyunu bilen anlamında şey diyor mesela kesin bir sıçrama yapmak için daha fazla devamlılık sağlamayı başarmalı, istikrarlı olmalı diyor Demişeli. Son olarak bence İtalya'ya gitmiş olması bir kere biraz onun için şans çünkü iletişim kurmakta zorlanıyor falan diyorlardı ya Galatasaray'da kimseyle konuşmuyor. Rumence ile İtalyanca yakın birbirine Latin kökenli işte benzer kültür benzer dil. O yüzden orada anlaşım ve uyum çok daha kolay olmuştur. Zaten Romanya'dan çok sayıda futbolcu İtalya'ya gidiyordu. İşte Haciler, Lucheskular falan da ilk. Hep Romanya'dan İtalya'ya çok fazla transfer oldu. Mutu vesaire. Biraz orada daha rahat etmiş olabilir. Bence biraz işte o Bekali'den ve Romanya futbolunda yeniden böyle bir yeni bir hacı gelsin bizi kurta kurtarsın etkisinden kurtulabilirse. Biraz daha takım oyuncusu olabilirse. Çalışkanlığıyla ön plana çıkabilirse. Daha verimli, daha faydalı bir oyuncu olabilir. Ama maalesef Bekali sırt sırtında Demokles'in kılıcı gibi sallanırken böyle bir dönüşüm göstermesi de biraz zor görünüyor bana. Umarım onun için hayırlısı olur ve çok iyi bir kariyerle devam eder. Kapatırken ben seyircilere teşekkür etmek istiyorum. Çünkü benzersiz bir içerik yapıyoruz bence ve bu içeriğe aslında gündem olmadan yoğun ilgi gösteriyorlar. Yani bu içerik bir gündem içeriği değil. O nedenle ilgilerinden dolayı teşekkür etmek istedim. Ben de teşekkür ediyorum. Senin de çalışmalar için, izleyenlerin de ilgileri için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.